Özellikle bilanço tarafı, birinci çeyrek bilançoları 2 iki ve ikinci çeyrek bilançolarındaki o beklenen baskıyı göreceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş işlerin toparlandığı bir bankacılık tarafı beklentisi var piyasada. Onunla birlikte Biz yeni fiyatları da Şimdi bugün, dün Biz Banka'da çok ciddi yükselişi gördük elbette yapı kredinin evet. tetiklemesiyle birlikte. Hatta bir ara yüzde %8'leri falan gördük. Yapı kredi birkaç kere tavan yapıp tavan boğdu Yapı kredi boğazıyor. tavan yaptı ama bankacı, Biz evet. Banka'da... %8'leri görmüştü. Bugün %2 gibi bir kayıp var. Bu normal aslında. Çok değil normal. Mi? Yani bu ee, harekete nazaran hatta bayağı iyi duruyorlar şu an. Yani çok daha sert bir reaksiyon yok. O da aslında piyasa iştahının bankalar tarafından ne kadar hala pozitif olduğunu gösteriyor. Fakat ama bir o, yapı kredinin %1.5 düşerken bakıp banka %4'e yakın düşmesi. O şundan kaynaklı. Hala herhalde bir tarafta bir kere özel bankalar pozisyonları biraz daha stabil oluyor. Özel bankaları bankaların e, da biraz daha sert pozisyonlar alıyor. Kamu bankaları tarafı biraz daha volatil pozisyonlarla buraya geldi. Bir de son süreçte evet bu kredi 19'lardan neredeyse 37-38'lere doğru sert bir hareket geldi ama altında hala haber desteği ve bilanço tarafında daha güçlü bir görüntü var. E, ee, Vakıf Bank'ta da bence görüntü çok bozuk değil. Ama e, o kadar sert son dönemde gelmişti ki onun hani düzeltmesinin bir miktar sert olması gayet normal. Burada bence zaten hala Vakıf Bank ve Halkbank tarafında fiyatlamalar gelebilir, kamu dönem dönem ayrışabilir bu taraftaki hareketlilikte. Özel bankaların geneli işçiye hariç daha kümülatif bir hareket göreceğiz. İşçinin tabii ki kendi içerisinde bulunduğu holding yapılanmasından kaynaklı gelecek haber akışına karşı duyarlı olacaktır. Dünkü haberin bence en önemli kısmı şu, bence orayı ıskaladık. E, çok önemli bir haber aslında. Çünkü bir yabancı talebi var. Hı hı. Bizim iyi bir şirketimize, çok değerli dört tane bankadan bir tanesine e, ve burada aslında bizim şöyle bir kılavuzumuz olacak. Eğer bu satış gerçekleşir, konu kapanırsa hani oradaki rakam bizim aslında kendimizi görebileceğimiz bir e, çıpa da yaratacak bizim evet. için banka fiyatlamalarına daha rasyonel bakabileceğiz. Hani bizim ederimiz neymiş bunu görebileceğiz. O yüzden benim benim çok heyecanlandığım bir şey oldu çünkü biz bir fiyatlama konuşuyoruz, ucuz diyoruz, pahalı diyoruz işte denklem e, üzerine oturtturmaya çalışıyoruz ama adı konulabilecek bir hikayemiz var şu an gerçekten o gerçekleşebilirse bütün bankaları ona göre fiyatlayacağımız bir e, perspektife de girebiliriz. Çok önemli bir e, dönemden geçiyoruz Hı -hı. yani bu konuda. E, ama o perspektif biraz bayağı bir bankaları e, yukarı doğru çekecek gibi görünüyor. Ya şöyle eğer o rakamlar doğru oluşacak fiyata göre gerçekten çok doğrudan etkilenecek. Talebin olması bence çok gurur verici bir şey. Hı -hı. Yani çok önemli bir noktada talep geliyor. Tabii ki bankacılık hep konuşuyorduk. Bizim en güçlü kasımız. Yani 2001'den sonra girilen o bankacılık düzenlemesiyle birlikte başlayan o karlılık yapısı, bankaların çok profesyonel yönetilmesi, zaten bu dönem içerisinde de taleplerin ne kadar arttığını görmüştük hep yabancı taraftan bir ilgi vardı. Bir dönem bir durulduğu noktada şimdi tekrar o ilginin arttığı bir döneme girdiğimizi de görüyoruz. Yavaş yavaş o taraf var. O yüzden burada gelecek fiyat bence eğer gerçekleşirse yine altını çizeyim. Hani şu an hala beklenti doğrultusunda iki şey çok kritik. Bazen bu görüşmeler aylara varıyor. Tabii. Hani belki bunu bekleyeceğiz yani çok uzun bir süre bekliyor olacağız. Ee, burada arada oluşum... zaten bir süredir yapılan görüşmeler evet. bunlar. Hani belki gene uzatılabilir, belki adı konacak, belki rakam farklı gelecek. Hı -hı. Çünkü orada illaki bir pazarlık aşaması var ki buralara geldi. Tabii <laughs> belli bir rakam belli bir beklenti yarattı. Bence bir tek burası kötü, bir kartlar açıldı gibi oldu. O yüzden gelecek rakama göre kendimize göre en azından biz ederimizi görebileceğiz. Çünkü bu şeye benziyor. Benim işte 5 milyonluk bir arazim var deyip o arazi 1 milyon teklif ediliyorsa hangisi doğru fiyat? Buna bir bakmak lazım. Şimdi biz de kendimizi görüyor olacağız. E, bence çok değerli bir hamle olacak. Umarım beklediğimiz fiyatlar ya da daha doğrusu piyasanın görmek istediği fiyatlara ne kadar yakın o kadar iyi. E, tabii bir yandan da e, hani bu işin özelinde konuşacak olursak Koç Holding de oldukça önemli bir e, noktada olacak. Çünkü acaba oradan e, gelen gelir. Nerede değerlendirecek, nerede yatırıma dönecek diye de büyük bir soru işareti Kesinlikle. ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla aslında e, holdingler tarafı da yine beklentilerimizin olduğu bir yer olacak. Çok haklısınız. Koç Holding'de tabii şöyle bir şey var. hep 250 civarlarında beklentimiz olan senelik beklentisi 250 civarlarında olan bir hisse senedinin şu an o seviyelerin bir hayli üzerinde fiyatlandığını Hı. görüyoruz. Ee, bu arada otomotiv tarafı yani yine Koç Holding'in güçlü kaslarından birinde fena bilançolar gelmedi. Hani hı hı. ne kadar baskı altında görürsek görelim orayı iyi atlattılar. E, bankacılık tarafında baskı olmasına rağmen iyi geldi ki artık o bankacılık tarafının bir satış hikayesi var. Yani Koç aslında bütün dinamikleriyle iyi gidiyor. Tüpraş da var elinde zaten. Daha önce tüpraş hakkında da böyle dedikodular vardı ama buralara hı. kadar gelmemişti konu. Ee, şimdi yap kredi ile birlikte tabii ki hani holdingin bünyesine girebilecek ciddi bir bakiyeden söz ediyoruz. E bundan önceki satışlarda da holdingin yaptığı reaksiyonları görüyorduk. Hani daha önce de bir e, ciddi hani hepimizin çok yakından tanıdığı bir markanın satışından sonra yine Türkiye'nin çok değerli e, unsurlarından biri satın alınmıştı. Yine benzer bir süreç mi olacak heyecanı yaratıldı piyasada ama şu an bence orası e, biraz şeye dönüştü. Hani Herkesin bir fikri var, herkesin bir kanaati var. Bu biraz tehlike yaratabilir. Çünkü o kanaat üzerinden pozisyonlanmaya çalışan yatırımcılar da görmeye başladım ben. Hani bu böyle gerçekleşecek, burası alınacak gibi. Bu biraz tehlikeli. Hani oraya dikkat etmekte yarar var. Çünkü ortada henüz e, resmi bir şey yok. Satış da gerçekleşmedi. Paranın alınacağı vade bile belli değil. Hani satış gerçekleşse o dönemi. Ama tabii ki e, ben hep şunu söylüyorum eminim bunun bütün hamlelerini Koç Holding kurmayları ayrıntılarıyla düşünmüştür. Açacakları adımlar da bellidir. O yüzden önce bir gerçekleşsin sonra devamında bayağı bir hikayemiz var gibi gözüküyor. Benim için çok heyecan verici. En azından dediğim gibi o fiyat iyi bir fiyatlamayla devam ederse bizim için çok önemli bir çıpa, çok önemli bir döneme olacak Şimdi... Hem bankalar hem holdingler aslında yabancı yatırımcının çok dikkatle izlediği evet. ve aslında ilk önce giriş yaptığı yer. Son dönemlerde de ciddi aslında yükseliş olduğunu görüyoruz yabancı yatırım bilgisinde. Ee, ama bir yandan da şöyle bir aslında hem yurt içi piyasalar için de yani yurt içi yatırımcılar için de e, benzer bir belki e, tehdit de diyebilirim. E, çok konuşulmaya başladı, başlandı. Acaba bankalarda çok yüksek seviyelere geldik mi? Artık bankalara pahalı diyebilir miyiz? E, ne dersiniz? İskonto e, iskonto kalmadı diyebiliriz. Şimdi pahalı değil bence. Çünkü bu e, iş yaptığı ve karlılık yapısı korunduğu sürece ve yabancının geldiği sürece banka hikayesi devam eder. Yani çünkü bazı şeyleri rasyonellik dışına da biraz taşırmak lazım. Çünkü taleple arzın kesiştiği bir nokta olacak. Bankalar hala hisse senedi olarak olduğu zaman talebin gelmesiyle birlikte fiyatlarda asimetrik, hani daha doğrusu böyle temel dinamiklerin bir miktar daha önden fiyatlandığı fiyatlamalar görebiliriz. E, bence şu an iskonto kalmadı. Ama yukarı yönlü gitmez anlamına gelmiyor. Bu hikayede belki bir haber düşer yine bir dinamik yakalanabilir fiyatla ilgili. Bunun tersi de olabilir. Ben şahsen şunu öneriyordum. Hani birkaç son bir haftadır banka pozisyonlarını küçülterek devam etmek lazım. Hani kar alarak adım adım devam etmekte yarar var. Elimize eteğimizi tamamen çekecek miyiz bankacılıkta? Hayır. Hala radarımızda olacaklar. Belli seviyelerde kar satışları bence gayet bu işin içerisinde. Bankacılık bizim biraz daha aktif takip etmemiz gereken yere döndü çünkü geçmişte şöyle diyorduk banka alın holding alın gözü kapalı alın hani en büyüklerden olsun elinizde özel bankaların özel bankalardan devam edin işte kamu bankaları geride kaldı özel bankaların bir miktar ön plana çıktığı yerde kamu bankalarını ufak ufak pozisyon açalım deyip buna göre daralıyorduk. Hatta 32-33 arasında yapı kredinin oradaki direnç hattından 30'lara doğru geri çekilip dinlenmesi de bence çok pozitifti. Keza aynı şekilde Akbank'ta da benzer hareketler gördük. O dinlenmenin üzerine bir tur daha özellikle Bankof'un raporuyla birlikte bir hareketlenme görmüşken tabii bu çok ekstra bir şey oldu. Hani piyasanın çok beklemediği bir anda bu haber düştü. Şu an fiyatlamalar... İskontodan bir miktar ayrışmış durumda. Hikayesi bitti mi bankacılığın? Kısa süre için evet bir baskı yaratabilir. Bu haber akışı takip edilir bilançoların biraz daha karlılık yapısını toparlanması beklenebilir. Ama orta uzun vadede biz banka konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden ben geri çekilmeleri takip ediyor olacağım. Uygun yerlerde yine pozisyonlanmayı konuşuyor olacağız. Sadece eskiden böyle gözü kapalı banka holding %50'si olsun işte üstüne sigortayı da koyalım dediğimiz zaman finansal hizmetler kalemi bir bir portföyün yaklaşık %60-70'ini oluşturuyordu. Artık o denli büyük taşınır mı? Biraz daha diğer sektörlere doğru kaymamız gereken dönemdeyiz. Dün sessiz sedasız şişenin 55 liralara kadar geldiğini gördük. En çok bizim canımızı yakan, uzun zamandır aynı yerleri koruyan hisse senetlerinden biri olmuştu. Yine telekomünikasyonda Türksel'in 90 liranın üstüne geçtiğini gördük. Sene başında belki hiç ihtimal verilmeyen Türk e, Telekom'un 40 liraların üstünde çok güçlü durduğunu görüyoruz. O yüzden yavaş yavaş ee, alternatif sektörlere doğru da kaymaların geleceğini göreceğiz. Ben o yüzden daha dengeli yükseliş hareketinin hep altını çiziyorum. Dün zaten 10.650 10.700'ün üstünde o iştah vardı ama biraz dengesiz hareket gidince burayı şimdi bir teyit etmemiz lazım. 10.750'nin üzerinde kaldığımız süre boyunca yine çok güçlüyüz. Bunun altına kayarsak da 10. 650-10.500 hattına doğru kayarız. Bu da düzeltme olur. Yani bu sert hareketin düzeltmesi olur. Bence şimdi oyunu bozan hiçbir şey yok. Ee, yukarı yönlü o 400 dolar hareketi devam edecek. Benim oradaki endişem şurası. Bir, e, yatırımcılar gerçekten çok e, savruldu diyebilirim. Çünkü zaten şu ana kadar banka holding taşımayanlar için çok hayal kırıklığı bir yükseliş oldu. Birçok kağıt çünkü bu harekete katılamadı. E, büyük kağıt taşımayanlar için yine büyük sıkıntı. Çünkü çoğu büyük kağıtta reaksiyon var. İşte hepsi belli seviyelerde ya da zirvelerde. Perakende gıdalar yukarıda otomotivde zirveleri gördük. Ulaştırma her şeye rağmen yukarı seviyelerinde. Fakat diğer sektörlerdeki hareketler çok sınırlı. Buradaki en büyük sıkıntı şu. Bu bir tur daha yukarıya gittiği zaman 400 dolara kur buralardayken gelirsek Biraz daha seviye aşağılarda görmüş olacağız. O yüzden biraz daha dengeli yukarı, kurun da biraz yukarıya gittiği bir dönemde denk gelirsek işte 14-15 binli seviyeleri konuşuyor olacağız. Haber akışı gayet olumlu. Burada tabii araya bir tek fiyat takibimiz girmiş olacak eğer bu satış gerçekleşirse. Onunla birlikte çıpa biraz daha netleşir. Son yükseliş bence de dinlenmek için de bir bahane de yarattı bizim için. Çünkü şunu görüyorduk, yabancı tarafta iştah bitmedi. Hani bir dönem evet tahvile kaçıyorlardı, o denge de bozuldu. Tam böyle pozisyon ayarlayıp tahvil pozisyonlarının arttığı bir dönemdeydik ki biz geçen, daha doğrusu bu senenin başında, geçen senenin sonunda da tahvil piyasasının, popüler oldu. Sonrasında da hisse senedinde bir hamle görmüştük. Yine böyle tahvilin popüler olduğu bir dönemde hisse biraz rol çalmış oldu dün itibariyle. Peki şimdi özellikle az önce otomotivden bahsettiniz. Önümüzdeki dönem için otomotiv yine e, cazibe noktalarından birisi olacak mı diye soruyorum. E, bugün Ford'un e, bilançosunu gördük. Evet, Tofaş'ı e, gördük, Tofaş Ford'u gördük. gördük. Daha önce Türk Traktörü görmüştük. Hı -hı. Burada tabii şöyle bir durum var. E, Ford'la Tofaş e, tabii ki, Hani şey böyle şart düşebileceğimiz maddeler var, daraldıkları konular var. Ama e, gayet planlamanın içerisinde iyi bilançolar olduğunu düşünüyorum. Yani şu dönem için geçerekçe bilançolar getirdiler. E, burada Ford'un eğer uzun vade bir hisse senedi taşımak istiyorsanız otomotivde zaten gidilebilecek en iyi dinamik bence Ford tarafında hala gözüküyor. Yani buranın en iyi dinamiklerinden bir tanesi Ford. Ee, burada beklentilerini de yayınladılar. Bir miktar ayarlama da yapıldı orada. Ama Ford'da uzun vadeli görüntü. Ee, ...yukarı yönlü hareketliliğin korunduğu yönde. Burada dikkat edilmesi gereken kısa vadede Ford artık belli fiyatlarda doymuş noktalarda... ...hani daha çok geri çekilmelerde pozisyon almakta yarar olabilir. Türk Traktörün daha önce bilançosu geldi ve üstüne de hatta güncellemesini de gördük. Orada gördüğümüz konu şu, özellikle ihracat kaleminde bir miktar daralma var. Bu beklentilerin çok dışında değil... Ee, Özellikle bundan sonra da biraz daha daralma bekliyorlar ama orada oyunu şu değiştirebilir. Avrupa Merkez Bankası'nın indireceği bir faiz hamlesi var. Orada bir miktar rahatlama gelebilir. Bizim içeride bu arada tarımla ilgili teşvik paketlerimiz var. Hani traktör işlerindeki dinamikler oralarda da değişebilir. O yüzden Türk Traktör ve Ford da uzun vade için geri çekilmelerin alın fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu taraflar böyle buranın amiral gemileri gibi duruyor. Şimdi yakın vadede nelerde bir fiyat hareketi görebiliriz? Bir kere TOFAŞ bütün bu hareketin içerisine katılmayan ve bilanço tarafında bence gayet yeterli bilanço getiren şirketlerden biri haline dönüştü. Tofaş tarafında tabii ki bir perakende hikayesi var. İhracat kaleminin Ford'a göre çok daha düşük olduğu bir yapı. O yüzden o perakende hamlesinde eğer rekabet kurulundan beklenen haber gelirse Tofaş tarafındaki hareketin devamını burada bekleyebiliriz. 300'ün üzerinde tutulması Tofaş'ın çok değerli bir hamle ve Özellikle diğerlerine göre henüz fiyatlarına bu tarz bir e, yansıma olmadığı için burada bir miktar iskonto Tofaş tarafında var. Doğuş Otomotiv'de birinci çeyreğin iyi beklediğimiz şirketlerinden biri. Dinamikleri iyi geçti. Bu çeyrekte daralma gelecektir. Çünkü artık yavaş yavaş orası hissediliyor. Evet bilanço evet. grafiğini de getirdiler. Evet burada tabii temettü ödemesi olduğu için parasal kısımda bir hı hı. miktar böyle daralma gözükse bile genelde bence standardı çok iyi koruyan bilançolar oldu. Hem Ford hem Tofaş. Türk Traktör biraz daha baskılı gibi gözüküyor ama o da bence şu dönem için yeterli bir lançolar. burada Doğuş Otomotiv'i de göreceğiz. Orada iyi bir resim çiziliyordu birinci çeyrek için. Bakalım ne kadar altı doğuyacak onu da göreceğiz. Orada da 300'ün altında minik minik Doğuş Otomotiv pozisyonu. Bu tarafta da Tofaş'ın bu haber takibi. Buradaki en şu an için kısa vadedeki hikayeler gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi orta uzun vadede Ford Türk Traktör gene dinamini korur. Burada daralma olacak mı? Doğası gereği otomotiv tarafında daralma olacak. O eski gücünün olmayacağı sektörlerden biri ama henüz radardan çıkmaya gerek yok. Dediğim gibi Tofaş ve Doğuş takip edilmeli kısa vadede. Türk Traktör ve Ford'daki geri çekilmeler de orta uzun vadeler için e, pozisyon toplamak için önemli olacak. Çünkü bu şirketler her halükarda dinamikleri iyi, iyi yönetilen şirketler ve böyle sağlıklı portföylerde defansif özellikleriyle yani çok büyük sarkmalar olmayan, çok büyük düzeltmeler yapmayan, her zaman kademelerini koruyan hisse senetleri olarak portföylerde sağlam yerlerde dururlar. Hani bunlar şeye benziyor. Tüpraş gibi kağıtlar. Hani yıllar içerisinde siz performansın ne geleceğini aşağı yukarı tahmin edebileceğiniz şirketler. O yüzden otomotivde hikaye bitmez ama eskisi kadar coşkulu olur mu? Bir miktar daha sınırlı olur o hareketler. Peki şimdi yatırımcıların çok merak ettiği konulardan birisi aslında bu e, yan hisse dediğimiz hisseleri artık fırsat geliyor mu? Artık onların zamanı mı diye soruyorlar. E, çünkü gerçekten hani biz 30 hisseleri e, bayağı bir e, coşmuş gitti. Evet, evet. <laughs> ama, Özellikle diğerleri, finansal ama diğerleri biz bu hisselerde kaldık mı diye e, hatta zarar mı edeceğiz diye böyle endişe halindeler. Ne ne tavsiye edersiniz? Ya çok haklılar. E, bir kere şöyle bir asimetri de oluştu. Geçen birisi böyle bir serzenişte bulmuş. Abi halk arzlardan para kazanamıyoruz. Çünkü alışkanlık bu. Halk arzdan para kazanma gibi bir alışkanlık oturdu. 2022'den sonra da ne alsak gidiyor gibi bir alışkanlık oturdu. Maalesef. Oysa ki Genelde yayınlarda ben hep şeyi anlat, anlatıyordum hatırlarsanız. Bu sene tercihlerin senesi olacak. Yani sektörün içinden bile doğru kağıdı seçmek çok önemli olacak. Sektörel hareketler de bitti çünkü. O yüzden şunu söyleyeyim. Yan tahta dediğimiz şeyin tabiri bir kere çok muğlak aslında. Ben şöyle oradan bir miktar çıkartayım. Benim için bilançoları iyi gelen, dinamikleri güçlü, gerçekten hani işinde bir sorun olmayan cirosunu arttırdıkça varlıklarını hani cirosunu arttırdıkça karlılığı varlıklarını her bilanço dönemi arttırabilen şirketler çok o segmente girmiyor. Benim için o segment e, hikayesi olan kağıtlar denklemine giriyor evet. ve bun, bence bunlardaki hikayeler devam edecek. Bir kere bu bu tarz kağıtlar yakaladığımız zaman bu hikayenin içerisinde olmakta bence yarar var. Hani bunun içerisinde e, enflasyon muhasebesini çok ciddi etkilediği şirketler oldu. Özellikle gıda tarafında çok dengesiz bilançolar geldi. Hani Orası biraz bilmediğimiz bir alan olduğu için maalesef enflasyon muhasebesini şu an şu an öğreniyoruz. Yani şu anki dönemde geldikçe bilançoları öğreniyoruz. Bazılarının geçen seneki bilançoları daha yeni kapandı. Bazılarının birinci çeyreklerini alıyoruz. Ama yavaş yavaş ben hikayesi güçlü, ihracat kalemi güçlü olan şirketlerin, içeride borç yapısını çözmüş şirketlerin hareketleri devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden hani sadece BIST 30 olarak aslında özete indirgememek lazım. BIST 100ün içerisinde de hatta onun bile dışında, Dinamik gücünü koruyan, kendi büyüme projeksiyonunun içerisinde olan, işlerine zeval gelmemiş kağıtlarda ben yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. E, son gelen bilançolarda hiç fena olmayan bilançolar var. Genelde sadece sıkıntı şurada oldu. Karlılık tarafında büyük bir çoğunluğunda baskı görüyoruz. O da ma artan maliyetlerden ve enflasyon muhasebesinden kaynaklı rakamlar var. Bu çok doğal. Öyle büyük bir maliyet artışı oldu ki son dönemde. Onlar da kendilerini ayarlarlarken bu bilançolara yansımış oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte o karlılık baskısı devam edecek. Doğal olarak bir süreçten geçiyoruz. Çünkü tüm dünyanın içerisinde olunduğu o koridor bir miktar karlılıkları törpüleyen bir koridor. Fakat bunu doğru yönetebilen, cirosunu arttırdıkça ve varlıklarını büyütebilen şirketten hani cirosuyla karı ve içerisindeki varlıkları arttırabilen şirketlerde biz yine hareketler göreceğiz. Onları çok yan tahtalar olarak yazmamak lazım. Ee, onun haricinde gerçekten ama hikayesi yoksa temel dinamiklerine sorun varsa Satışlar kötü gidiyorsa biraz o kağıtlardan uzak durmak lazım. Orada çünkü hikaye şeye doğru dönmeye başladı. Hiç beklenmedik kağıtlarda da büyük hikayeler bekleniyor. Yani hı hı. işte ben duydum şöyle olacakmış gibi hikayeler. Bu tarz bir yatırım mantığı biraz tehlikeli. Zaten bilançosu iyi, temel dinemekleri iyi olan kağıt sayısı şu an biraz az. Çünkü bilançolarda o dediğim baskı var. O yüzden hani daha çok bilançosu iyi gelmiş ya da gelecek için iyi pırıltı gösteren bilançolarda kalmakta yarar var. Temel dinamiği desteklemiyorsa şu an biraz uzak kalalım o kağıtlardan. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>